Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bu zamana kadar çekimlerle ilgili birçok şey anlattık, birçok video çektik. Bu videomuzda ise bu çekimleri yapmamıza olanak tanıyan kameralarla insan gözünü karşılaştırıyoruz. Yani insan gözü bir kamera olsaydı nasıl bir teknolojiye sahip olurdu onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet, ilk olarak hepimizin sıkça duyduğu megapikselle başlayalım. Mesela şu an evlerimize alabileceğimiz son teknoloji televizyonlarda 4K ibaresini görürüz. Bu da yaklaşık 8.3 megapiksele denk gelmektedir. Peki ya insan gözü? Sağlıklı bir insanın gözlerinde ışığı algılayan 5 milyon renkli, 100 milyon ise renksiz reseptör var. Yani düz hesapla 105 milyon piksel diyebiliriz. Sıkça duyduğumuz haliyle ise 105 megapiksel görüntü demek oluyor bu. Fakat bu kadar düz düşünmemek lazım. Mesela insan gözü 50 mm odak uzaklığına sahip bir lens gibi çalışıyor. Şimdi biz de kameramıza böyle bir lens taktık. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Mesela şu an kameraya 3 metre uzaklıktayım. Ve insan gözüne yakın bir odak uzaklığına sahip bir lens kullanmamıza rağmen benimin altını göremiyorsunuz. Ama fark ederseniz siz böyle görmüyorsunuz değil mi dünyayı? Aslında böyle görmediğinizi düşünüyorsunuz. Çünkü insan gözleri çok hızlı şekilde hareket ederek sağı, solu, yukarıyı ve aşağıyı tarayarak bizlere panoramik bir görüntü sunarlar. Ama bunu o kadar iyi yaparlar ki siz iki lensin hareket ettiğini hiç hissetmeden bütün görüntüyü taramış olursunuz. Ve bu da toplamda yaklaşık 575 megapiksellik bir görüntüye eşdeğerdir. Yani bir kameranın insan gözü gibi bir video çekebilmesi için 3 milyon 200 bine 1 milyon 800 binlik bir çözünürlük sunuyor olması gerekir. 4K kameralarda bile bu çözünürlük sadece 3840'a 2160'tır. Aradaki farkı siz düşünün. Lenslerden bahsetmişken şu konuya da değinelim bence. Mesela uzaklardan birinin geldiğini ve bizim onu tanımamız gerektiğini düşünürsek, insan gözü şu an bizi çeken kamera gibi geniş bir açıyı taramaktadır. Ama buna rağmen uzaklardan gelen birini de tüm detaylarıyla tanıyacak şekilde bize sunmaktadır. Ama bizi çeken bu geniş açılı kameralar uzaklardan gelen birini tanıyacak kadar kalite sunmamaktadır. Fakat insan gözü sanki kaliteli bir teleobjektifmiş gibi bir anda uzaklardaki bölgeleri de takip edebiliyor. İşte bir kamera insan gözü gibi çalışabilmek için balık gözü gibi geniş bir açıdan çok dar tele bir açıya çok hızlı bir şekilde zoom yapabiliyor veya 500 küsür megapikselden daha fazla çözünürlük sunuyor olmalı. Şimdiye kadar hep çözünürlükten bahsettik. Şimdi ise FPS, yani saniyede görülen kare sayısına değinelim. Tabii ki. Mesela internette izleyebileceğiniz çoğu videonun her saniyesi arka arkaya getirilmiş 25, 30 veya 60 kareden oluşmaktadır. Hatta izlediğiniz videoları beğeniyorsanız beğeni butonlarına basmayı ve kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Evet, şu an sahip olabileceğimiz video kameralar saniyede en fazla 200 küsür kare yakalayabilmektedirler. Hatta bunu yaparken de 4K değil, çoğunlukla daha düşük çözünürlüklerde yaparlar bu işi. Peki ya insan gözü? Bu durum kişiden kişiye veya dikkate göre değişir. Ama bir insan saniyenin 500'de birinde olan bir değişikliği fark edebilir. Yani insan gözü kadar iyi çalışacak bir video kamera çok çözünürlüklü bir görüntüyü 500 FPS ile kaydedebilmeli. Ya manzara çok güzel ama kamerada iyi çıkmıyor. Bu sözü hepiniz duymuşsunuzdur. Bunun nedeni ise renk algımızdır. Bir insan 1 milyon ile 100 milyon arasında farklı renk tonunu fark edebilir, görebilir. Standart 8 bitlik kayıt yapabilen bir video kamerada bu rakam ise 16 milyondur. Bu o kadar kötü değil. Hatta 10-12 bit kayıt yapabilen kameralar insanlardan çok daha fazla renk görebiliyorlar. Evet, ama çok fazla renk görmek bazen o kadar da güzel olmayabilir. Mesela bir manzara gördünüz. Dağ var, deniz var, deniz kenarı var. Çektiğiniz videosunu bir baktınız, gözlerinize gördüğünüz gibi çıkmadı. Bunun nedeni kameranızın gözlerinizle göremediğiniz renkleri ve ışıkları da kaydedip manzaranızı puslandırmasıdır. Hadi size bunu kanıtlayalım. Bir kumanda alın ve kameranıza doğru tutun. Düğmesine bastığınızda kumandadan çıkan ışığı siz gözlerinizle göremezken kamera bunu görüp kaydedebiliyor. İşte bu yüzden özellikle uzaklardaki bir manzarayı çekmek isterken insan gözünün görmediği renkleri kameralar çekip kaydedebiliyor. Tabii bir görüntünün gördüğümüz gibi çıkamamasının bir nedeni de kameraların dinamik aralığının
insan gözüne yaklaşamamasıdır. Mesela karşınızda biri var ve onun fotoğrafını veya videosunu çekmek istiyorsunuz. Ama arka plan modelinizden biraz daha aydınlık. Tabii her şey güzel görünüyor. Kaldırdınız makineyi, düğmeye bir bastınız. Aa, bu da ne? Ya arka plan patlamış ya da modeliniz karanlık çıkmış. Üzülmeyin. En iyi sinema kameraları bile insan gözünün dinamik aralığına sahip değil. Bunun gibi çekim problemlerinin nedenlerini ve çözümlerini anlattığımız bir videomuz vardı. Onu da izlemediyseniz mutlaka bir bakın derim. Peki ya bu dinamik aralık ne işe yarıyor? Bir kameranın dinamik aralığı ne kadar yüksekse aydınlık alanlar ile karanlık alanları aynı anda çekebilmesi ve oralardaki detayları aynı şekilde koruyabilmesi o kadar mümkün hale geliyor. Dinamik aralık düşük olduğunda ise daha aydınlık ve daha karanlık olan yerler düzgün çekilemiyor. Yani en basit haliyle böyle. Şimdi gelelim stabilizasyonlara. Hepimiz otobüs kovalamak için de olsa hayatımızda en az bir kere koşmuşuzdur. Peki size soruyorum. Hiç koşarken gözlerinizle gördüğünüz görüntünün rahatsız edici şekilde titrediğini ve sallandığını düşündünüz mü? Örneğin şu an koşuyoruz ve kameramızın stabilizasyonu yani sabitleyicisi açık değil. Siz koşarken böyle görmüyorsunuz değil mi? Neyse ki artık kameralara dijital veya fiziksel stabilizasyonlar koyuyorlar ya da gimbal'lar üretiyorlar ki artık görüntülerimizi sabit çekebiliyoruz. Fakat dijital olarak yapılan stabilizasyonlar geceleri veya düşük ışık koşullarında pek başarılı olamazlar. Çünkü düşük enstantaneden ötürü ışık kaymaları oluşmaya başlar. Yani hareket bulanıklığı. Bunu da bir videomuzda anlatmıştık. Gece demişken şuna da değinelim. Herhalde kameraların en çok bocaladıkları zamanlar karanlık zamanlardır. Çünkü güneş ışığı varken her şey düzgünce ilerlerken hava kararınca kalitede düşmeye başlar. Akşam oldu ve gündüz sorunsuz bir şekilde kayıt yapan kamera artık kaliteden ödün vermeye başladı. Çünkü akşam ya da karanlık ortamlarda kamera ISO'yu yükselttiği için gren oluşur. Bu yüzden akşam ya da karanlık çekimlerde ek ışık kullanmak daha faydalı olacaktır. Ama insan gözü öyle mi? Yani bazen insan havanın karardığını bile fark edemeyebiliyor. Çünkü o kadar hassas ki, yani bunu bir kamera gibi düşünelim. İnsan diyaframını o kadar çok açabiliyor ki en düşük ışık koşullarında bile neredeyse sorunsuzca görebiliyor. Diyafram demişken, temel çekim ayarları ve terimlerinde anlattığımız bir videomuz da vardı. Onun da linki açıklamalarda. Aslında bir kamera insan gözü kadar ışığı içeriye alabilir. Ama bunun için enstantane yavaşlatmak ve çok açık diyaframlı bir lens kullanmak gerekir. Bunların da dezavantajları var tabii. Mesela karanlıkta çekim yapabilmek için kameramızda bulunan lensin diyaframını olabildiğince açmamız gerekiyor. Mesela şu an kameramızın diyaframı 1.8 ve fark ettiyseniz arkamda bokehler oluştu ve insan gözünün gördüğü görüntüde bu bokehler pek olmaz. Evet, insanlar bu bokehleri fotoğraflarda, videolarda çok seviyorlar ama insan gözünde bu bokehler iyi ki de olmuyor. Düşünsenize, birine bakıyorsunuz ama arkadan ve önden geçen şeyleri göremiyorsunuz. Yani bu pek hızlı ve güvenli olmazdı sanırım. Neyse ki insan gözüyle gecede, gündüzde her yer net, tertemiz ve grensiz. Eğer bir kere bile video çekimleriyle uğraşmışsanız, video çekmenin en zor kısmının batarya bitmesi ve kamera ısınması olduğunu bilirsiniz. Mesela bu makine. Video çekerken 20 dakika sonra ısınıp kapanıyor. Ki zaten kapanmasaydı da 40 dakika sonra şarjı biterdi, yedek batarya gerekirdi. İnsan gözü ise hiç enerjiye ihtiyaç duymadan yani haftalarca aç kalsak bile görmemizi sağlayabiliyor. Hatta 100 saat uyumasak bile görmeye devam edebiliyoruz. Yani ısınıp kapanmıyor, pili bitmiyor neredeyse. Biz her çekimden önce ve aralarda kamera lenslerimizi silmeye çalışırız. Hatta bazen de kamera sensörlerimizle temizlemeye gayret gösteririz ki kir, toz, yağ izi ve hatta damla falan kalmasın diye. Ama insan gözü bunu her an kırpışarak halledebiliyor. Kırpışma demişken aklıma, kameralarla çektiğimiz görüntülerde bazen karşımıza çıkan kırpışmalar, yani ışık dalgalanmaları geldi ki şu anda örneklerini görüyorsunuz. Bunlar ışık kalitesinden veya ayarlardan kaynaklanabiliyor. İnsan gözü bunları da tolere ediyor. Biz bugün bu videomuzda insan gözüyle kameralar arasındaki farklara değindik. Videomuzda verdiğimiz sayılar yaklaşık değerlerdir. Lütfen ona takılmayın. Evet, siz sadece eğer sağlıklı bir bireyseniz ne kadar büyük bir teknoloji olduğunuzun farkında olarak yaşayın yeter. Belki de başka bir videomuzda başka bir yanımızın teknolojisine değiniriz. Çünkü buna değeriz. Elbette. Evet, o zaman daha fazla vakitlerini almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.